Günaydınlar. Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Beni anladın ya. Karantinada yapılabilecek en güzel şey ya, mutfaktan hiç çıkmıyoruz. Azıcık tamam, bir an önce yapalım. Çok geç kaldım çünkü kahvaltı için. Hazırlıklara başlayalım. Karantina sana yaradı. Ne için? Oh, Musa evde. Yok ya, bana yaramadı. Hafta içi her gün tek başıma kahvaltı yaptım. Bu çok kötü bir şeydi benim hadi için. Hadi bu sefer kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Ben oturayım mı? He, otur hadi. Hadi çıkar, tamam. Önce çayı koyalım. Tamam mı? O küçük, ufak da ekşi de sende. Ha, tamam. Yüklü adam. Sen pizza falan mı yapsan kahvaltı ya? Hadi sen şimdi pizza falan yiyordu ya. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Şuna da bir çözüm bulamadık ya. Şuraya koyuyorum. Bu kaynayınca buradan şıpır şıpır sular akıyor. Ama öyle sessiz hazırlık olmaz vlog yaparken. Gizli gizli yapıyorum. Hayır canım, konuşacaksın burayla. Çok büyük şeyler yapacağım. Çok büyük şeyler mi? Evet. Ne yapıyor? Onları neden çıkartıyorsun? Hepsini birlikte karıştıracağım böyle. Harman yapacağım. Reçelleri koy şimdilik. Şuraya masa yapmayayım. Yok yok, reçelleri koysam ben ayarlarım onu. Evet, öyle koymayacağız. Aa, güzel bir kahvaltı hazırla derken bunu kastetmemiştim. Her şeyi bana bırakma istersen. Aynen, yok aç kalacağız. Bak, gözünü korkutuverdin hemen, gördün mü? Evet, şimdi ben sana tabak vereyim. Burası olmuş. Ne yapıyorsun? Tahtamı çıkartacağım. Tamam. Tahtası yapamam ben. Şu mağdurlamak için. O zaman onun için cam tahtayı çıkar istersen. Sucuğu falan onda doğrarız. Cam tahtamız ne? O burada. Şuradaydı, değil mi? Sen de bunu sevmiyorsun ama, değil mi? Ya tahta dedim. Ay. Ay. Gidiyordu vallahi. Tahta dedim, tahta olur. Bu taraftan veya bu taraftan. Burada yap. Ben o taraftaki işleri yapayım. At üstüne kesme tahtası. Yani kesme tahtası. Şimdi ben sana bir tabak vereyim, tamam mı? Dur bir. Büyük bıçağı mı yiyeceksin sen? Aynen. Al bunu da al. Da burada. Sağ alından başlayayım mı? Maydanoz, nane. Nane kalmadı. Vallahi. Öyle bir tabak yapıyorum ki. Öyle bir tabak yapıyorum ki. Çok da yapma bak, iki kişiyiz tamam mı? Ona göre yap. Ben ki misafir. Ama misafir yasak. Misafir gelemez. Allah'ım o günleri gösterseydin. Sabah aklıma ne geldi biliyor musun? Bir dakika geçelim. Hı. Eskiden böyle pazar sabahları babalarımız gidiyor. Tırnak pilavları da. Of, ne güzel olurdu o var ya. Bayılırdım. Ama şimdi... Kısmet bakacağız inşallah. Bir de dün gece çok şiddetli yağmur yağdı. Çok aşırı şiddetli yani. Ama beni görmüyorlar. Ben görmüyorum. Aşırı şiddetli bir yağmur yağdı dün gece. Evet, seni izliyoruz buradan. Ben bıraktım işi. Atalarımız hep derdi ya, dedelerimiz filan. Ortalığın mikrobu kırıldı. Evet, ortalığın mikrobu kırıldı şu an. İnşallah anda. Kırıldı yani o yağmurun. Onu temenni etmiştim gece. Ben seni buradan izliyorum ha. Görünüyorsun, izliyorum ben seni buradan. İzliyor musun? Görünüyorsun, evet. Tamam hadi gelişini yap, acıktım gerçekten acıktım. Bunlarla işim bittiyse alayım mı? Hı hı.
yeter mi bize? Az olsun. Şu? Yeter. İşte bu, işte bu. İşte bu, işte bu. Ben her gün kendime bu kırmızı biberden bir tane yapıyorum. Islarsan test sorulur, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum deseydin zaten yanlış olurdu. Çünkü... Hep yalnız. Yani. Bak, bilmeyenler için örnek teşkil eder. Ama bu ev yapımı sucuk. Evet, ev yapımı. Hazır sucuk da geçerli mi bu? Aynen, geçerli. Onda da oluyor. Seveceksin. Her zaman yap diyeceksin. Zehirlenmezse iyi. Aşk olsun. Yok, ben değişik tatlılara açayım. Ha, bugüne kadar ne yaptım da kötü oldu? Doğruyu söyle. Ha, sen bir de magnolia'yı sevmiyorsun. Dün bize bir yıl oldu. Evet. Evet, dün bize bir yıl oldu. Bugün bir yıl bir gün oldu. Bir yıl bir gün oldu. Bir yıldan beri hala sağım. Zehirlenmedim, sıkıntı yok. Yok, güzel yapıyorum, bir şey dememiş. Aşk olsun. Dün birinci yılımızda özel pasta bile yaptım. Ev pastası. Ev pastası. Dışarıdan yasak. Dışarıdan almayalım dedim. Bir yere de gidemiyoruz bari, evde baş başa kutladık. Kuyumcular da kapalıydı. Ya git hocam. Elbette açılacak. Allah'ım bu kötü günleri geçirdi gelirim. Estağfurullah. Be. Kuyumcular da kapalıydı yani. Yapacak bir şey yoktu. Elbette. Geçecek bu zor günler. Sucuk. Yani bir şaheser yarattım bak Emine. Geçmeyecek mi sanıyorsun? Ben oraya takılı kaldım. Geçer geçer inşallah. Yani. Heh. Şöyle bu tahta diyorum ya. Bak. Ses gel. Bunu buraya koyayım. Sana çok değişik bir şey yapacağım bak şimdi. Hadi bakalım. Atraksiyon mu? Ay neydi diye. Konuşmam lazım. Çekilme. Bir dakika. Şimdi şöyle yapıyorum. Bak şimdi. Bir dakika. Tamam. Sakin. Şöyle yaptı. Sen video mu izledin? Dur. Hayır ya. Ben bunu yapıyordum zaten. Şimdi şöyle. Ya of Musa ya. Şunu şöyle yaptı. Tamam hadi git bir daha izle, gel içeride. Yok vallahi izlemedim. Ya öyle mi? Şimdi izlemem. Hafta için mi izledin? Sen bunu sevmiyorsun ama. Evet, ben sevmiyorum. Kullanışsız geldi o bana. Yenisini alacağım o yüzden. Bende çok güzel bir şey. İncelik de yapıyor. Ama kullanışsız geldi. O domatesleri şöyle bir yerden yapmayacağım. Tam salatalığı buraya koy. Düzenimi bozuyorsun bak. Görüntü. Baba güzel olmazsa süt sende. Tamam. Bak neler yapıyordum ben ona şimdi. Maydanozu sen yiyorsun, ben yemiyorum. Ya ben de öyle şemasız, şekilsiz koyulur mu? Tamam, sen de güzel yaptın, hadi. Ya emeğe saygı ya, emeğe saygı ya. Sakin ol, kaptan. Kaptanın makyajı olmuyor musun? Bunu alayım mı artık? Hayır. Hayır, onu alamazsın. Ama bir şey sıçramazsın. Yok, sen onun düzenini bozan, bak böyle yaptın dersin. Onun üstüne böyle, dur çörek atı yapayım abi. Yumurtamı bırakır mısın? Tuzattın mı? Hayır ya, yumurtamı bırakır mısın?
Ben sen tabağımı elledin az önce. Ben sana iyi gideceğim. Tahta işimiz bitti mi? Evet. Emin misin? Evet. Kırmızı biber var mı? Var bir tane. Sen ayrı yaptın. Ama yumurtaya koyduk ya. Tamam hadi. Şimdi bu yumurtaya kırmızı biberi doğradık. Şöyle iki kaşık da kek yaptık. Kek giren şey güzel olur zaten de. Dur bakalım. Sadece kırmızı biber mi attın? Hı? Kırmızı biber mi sadece? Evet. Tuzumu da attım. Emine şef mutfakta dersin artık. Tamam. Şimdi bunları pişireceğiz. Pişirelim mi artık? Evet evet. Bunları masaya koy istersen. Şaheserlerim. Patates yapalım mı yapmayalım mı? Yapmayalım değil mi? Yapalım mı? Ellerine sağlık. Yiyince yorum yapacağım. Bayılacaksın bu tarife. Ben bunu biliyordum zaten. Biliyordum. Ben bulmuştum. Desene. Bir şey vardı yani. Ben icat ettim. Bir dizi miydi? Aynen o bir şey ya. Aynen. Hadi sucuğu da pişir. Aynı anda. Evet. Bak ben burada, sen orada. Biraz yuvarlayayım mı? Kullan. O daha küçük bir şey yok değil mi? Sen ne için kullanacaksın ki onu? Şöyle çakalla çevirsene, daha kolay olur. Bu da olur. Elin gitti değil mi? Elden gidiyoruz bugün. Bir şey oldu mu? Yok. Dur şuna kısayım da. Vereyim mi yara bandı? Açık kalsın, açık. Yara bandı vermeyeyim mi? Yok yok, açık kalsın da kurusun. Ya biz var ya, iki gündür, hatta ben, sen daha yeni oldu da değil mi? Buradan tabak, şuradan, öyle bir düştü ki her yeri parçalandı avucumun içine. Yani yüzüme gelmesin diye tuttum. Şimdi mesela da çekmeceye. Allah korusun ellerimizi ne diyelim. Şuna koyar mısın ablanın içine? Benim çok acıdı ya. Gerçek mi? Aa benim sakarlı. Onu kapattın da onu niye açıyorsun? Yok ya öyle deme. Ay canım sıkıldı. Sen bir daha yapma. Mutfağa gelme sen. Ben yaparım. Sucuğunu yakından çekeyim mi? Evet bak çok güzel gerçekten. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Neyse masayı kuralım artık. Sofra hazır. Ekmek de pide yok bu var. Artık bu kadar. Ellerine sağlık tatlım. Teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun sana. Hadi dene bakalım. Ben şöyle yapacağım. Biraz tuzum az olmuş. Valla çok güzel olmuş. Beğendin mi? Hmm. Yapın bu tarifi. Keyifli. Neden buldun bunu? Kafandan uydurdun. Deney çok güzel bence. Bence de. Aa zeytin çıkarttın artık. Bugün de zeytinsiz olsun. Zaten yarın kahvaltı yapacağım benim. Ya ben dükkanda alışmışım. Kalabalık kalabalık kahvaltılar yapmaya. Allah'ım çok garip geliyor. Mutfağın halini görüyorsunuz. Ben burayı toplamaya geldim. Önce hemen
Makineye yerleştireceğim. Daha sonra da yıkamam gerekenleri yıkayacağım. Hava çok güzel diyorduk ya. Yanılmışız. Bir yağmur, bir fırtına dışarıda. Birdenbire. Ben çok üşüdüm o yüzden. Şimdi hemen bunları makineye atacağım. Ondan sonra da eşim beye kahvaltı sunumu hazırlayacağım. Ay kahvaltı diyorum. Kahve sunumu hazırlayacağım. Şimdi biz kahve yapacağız. Ben yapacaktım, ben yaparım dedi. Önce suyu var sana, mı bir kontrol et. Sana közde kahve yapacağım bak. Bu suyu değiştireyim ya. Bu mangal düşün bak şimdi. Dışarıdayız. Evet. Piknikteyiz. Bu mangal. Tamam mı? O da cezve. Cezveye su koyuyorsun şu anda. Öyle düşün, öyle hisset bak. Kuşlar ötüyor, güneş. Piknik alanlar böyle, yapanlar var. Tamam. Şekerli mangal mi yapacaksın, şekerli? Bir dakika, mangal hangi fincanı kullanacağız? Ona karar verelim. Büyük bir şey mi istersin, küçük bir şey mi istersin? Aslında şunları yapıp bunların altları ahşap ya. Böyle. Kahveni at sen, ben sana şekeri de getireyim. Aa, ama ne yap biliyor musun? Şimdi bunlar büyük ya, ikiye basma. Biraz fazla koy kahvesini, üçe bas. Biliyorum. Ya nereden biliyorsun? Bak. Hayır, bilmiyorsun. Bak bak. Şimdi biraz buna, biraz ona, sonra öyle. Dalga mı geçiyorsun benden sen ya? Sen kahve ısırsaydın değil mi? Dökme ama dışına da güzel olsun. Bak gene dalga geçtin. Ne diyorsun oğlum, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bak Emine, 3'e bas dedin. 3'e bastım. Çok mu oldu? Bir fincan daha çıktı. Demek ki bu fincanlar normal iki kişi. Ama geçen olmadı öyle. Bir fincan attı. Koyayım. Aa, böyle kahve mi olur? Neyle? Ya yarım yarım koymuşsun. Bak taşar da sunum bozulur diye ben seni düşündüm. Bunun hiç köpüğü yok işte, orada yanlış etmişsin akıllı. Ha böyle koydun değil mi? Onun köpüğü, onun köpüğü vardı, sen bir şey yaptın ona. Vlogda izlerim, ona ben arkamda dönürken bir şey yaptın. Tamam, yedi olsun. Kahveye kendini yaptı he. Hadi bize afiyet olsun. Tamam bak. Hadi ben sunayım. Sunayım sana. Bu tepsi ne Allah için ya? Kötü mü? Hadi biz kahvemizi bugün mutfaktan çıkamıyorum. Yine mutfaktayım. Belki anlamışsınızdır. Sıkma yapacağım. Hamurumu yoğurdum. Dinlenmeye bıraktım. Soğanla biberimi de aldım. Ama şimdi bunlar öldü. Hatta biraz fazla öldü ben bulaşıkları yıkarken. Domates. Bu domatesin suyunu aldım. Ekşi ekşi tat olmasın diye. Ve maydanoz. Bunları da alacağım tavama. Biraz da bunlar ölecek. Zaten bunlar çabuk ölür. Sıyırayım iyice. Daha sonra da tuz, pul biber. En sonunda bu soğuduktan sonra da lor ekleyeceğim. Şimdi yine akşamın menüsü sıkma. Mis gibi. Şimdi pul biberimi ekleyeyim. Biberim acı. O yüzden dikkatli eklemem lazım. Biraz daha. Tuzumu da ekleyeyim. Lor büyük ihtimal tuzsuzdur. O yüzden şu tuzu biraz atayım, tadına bakarım, yine atarım diye düşünüyorum. Bugün mutfaktan hiç çıkmadım ya. Sabah kahvaltısı, ara yemekler. En son işte akşam yemeği. Artık mutfağı kapatacağım yemekten sonra. Bitti. Mis gibi kokuyor. Şimdi bu tamam. Ben bunu soğumaya alıyorum. Daha sonra lorunu katacağım içerisine. Her şeyi hazırladım.
Şimdi peynirimi ekleyeceğim. Daha doğrusu lorumu ama bu kaşıkla eklemeyeyim onu. Ben açacağım. Musa pişirecek. Kimin içleyeceğine karar vermedik bu arada hala. Bunu da buzluktan çıkardım. Tam da erimedi. Pişirme olayı bende mi? Evet, pişirme sende. Ben açarım daha mı güzel? Şöyle yaptım. Aferin, erkekler yapıyorum. Daha güçlü. Pardon. Nasıl yapıyor? Şöyle yapıyorum. Hatırlıyor musun annelerimiz? Evriye aç mı bu? Yani yok, bazen, çok değil de. Bazen evriyaç yediğim olduydu, hatırlıyor musun? Anlatmış mıydım sana? Evet. Böyle çat diye çat. Demek ki ekmek yapılırken atıyor durmamışsın. Evet, çok yaramazdım ben. Bir de kabul ediyor. Evet, yaramazdım. İş yerimde bir abi var. Hakan abi. Bugün onunla mesaj açıyoruz. Koronadan dolayı kimse çıkmıyor ya hiçbir yere. Herkes evde. Bir dakika. Lafını valla böldüm. Hamurumun güzelliğine bakın. Bakayım bakalım. Çok güzel. Güzel olmuş. Sabah. Ben kahvaltı storiesi yaptım ya. Daha doğrusu sen attın. Aynen, kahvaltı eşimden diye. Ay. O da bana gönderdi. Kahvaltı bugün de benden. O da kendi kahvaltısını hazırlamış eşine. Akşam tekrar fotoğraf attı. Hı. Sıkma yapıyorlar. Abi dedim vallahi bak tesadüf üstüne biz de sıkma için plan yaptık. Şimdi hamuru yürüyeceğiz dedim az önce. Onlar da sıkma yaptı. Bu bunu kesmesin. Kessin. Başka tahta yok yani. Ya hayır, olayla bir şeyler doğruyoruz ya. Ya bugün beraber aynı şeyleri aynı yapmışız. Aynı şeyleri mi yiyoruz? Aynen. Kahvaltıyı yeni hazırlamış. Kahvaltıyı bugün ben hazırladım. Allah helal olsun. Ne diyeyim erkekler. Allah razı olsun. Ama sen sıkıldın bugün. Aynen. Çok Hakan abime de selamlar olsun. Çok sevdiğim değerli bir abim. Evet, eşine ve Hakan abiye selamlar olsun. Ne diyelim? Allah yardımcılar olsun. Daha biz böyle bazlama yapmaya, sıkma yapmaya devam edeceğiz bu gidişle. Ya herkes evde. Küçük yapayım değil mi bezelerimi? Nasıl istersen. Çayı demledik. Tüm hamurları da bu şekilde küçük bezeler aldım. Ama fazla gibi görünüyor. Şimdi ben açacağım. Musa pişirecek. Büyük ihtimal ben de hemen içleyeceğim. Çünkü yapamam gibi dedi Musa. O yüzden ben açmaya başlıyorum. Umarım ben de güzelce açabilirim. Tavayı açayım altını. Evet, aç ısınsın. Yani çok hızlı olamasam da. Bismillah. Yavaş. Evli yaştan vururum ona sana şöyle. Korktum. Akıllı ol biraz. Tövbe tövbe. Arasa da vururum şöyle. Ona göre. Bize şey lazım. Annem demişti. Şey mi? Açacağım. Açma tahtası. Evet, bak bu şey de güzel değil. Bak lavan da güzel değil. Niye? Bak tırtıklı tırtıklı. Neden? Bilmiyorum. Onu bizim para geçeyim bir ara. Ben kendime tüm set alacağım. Oy anam oy. Bir gün sıkma yaptı, istekleri bitmiyor desene. Açtın mı? Hı hı. Ben açtım. Musa şey pişiriyor. Çok güzel pişiriyor. Biraz kuru pişirmiş ama. Şimdi içini koyacağız. Ay, kuru pişirmiş dedi. Biraz kuru. Çıtır çıtır olmuş biraz. Ama biraz şöyle göz gözü olsun. Hı. Şunu yapabilirim değil mi? Aa, yaptım. Gördün mü? Gördüm. Bir daha yapayım mı? Çok mutlu oldum. Lan Emine. Vallahi yaptım. Yaptım. Bak böyle pişir. Güzel güzel. Yumuşak yumuşak mı biraz? Biraz yumuşak olsun. Kıtır kıtır tamam. Olmasın. Tamam, o iş bende. Yaptım. Yine sen yaptım. Sen bu işin ustasısın. Dostum. Seninle sıkma dükkanı açalım. Bak böyle güzel pişsin. Pis gibi. Görünüyor mu bilmiyorum. O zaman fazla kurutmayacağız. Evet. Ya. Sonunda bir şey opa çakamam burada. Hayırlısı. Ocaktan olmayalım da şu kötü günlerde. Mutfağın muhtacız. Şu 112 çalışanlar var bizim karşı taraf.
Gelse gelecekler bilse götürürük de ama kimse kimseye evet, güvenmiyor. Evet ya kaç gündür. Gerçekten. Benim evimin karşısında 112 istasyon var. Sürekli oradan böyle ambulans falan çıkıyor. Ve sabahları o ambulansları o kadar temizliyorlar, o kadar temizliyorlar ki anlatamam. İnsanın vicdanı sızlıyor diyebilirim size. Ya ben her gün sabah çok kötü oluyorum. Ben balkon yıkıyorum. Onlar ambulansı yıkıyorlar falan işte temizliğini yapıyorlar. O gün Musa'ya dedim ki keşke yiyeceklerini bilsem dedim. Tatlı falan yapmıştım. Götürürüm ondan dedim. Yerlerde dedim ama yani bugünlerde gerçekten güveneceklerini zannetmiyorum ama şu kötü olaylar bir bitsin. İnşallah oradan bir iki arkadaş edinip onlara güzel bir jestim olacak. Ya biz evde şimdi biz de yemiyoruz. Evet kimse yani de biz yemez. De dışarıdan yemiyoruz. Büyük yemez. İhtimal onlar da yemezler. Zaten zor şartlar altında çalışıyorlar. Yemeğeci nasıl pişiyorum? Güzel, ellerine sağlık. Mutfak ay buralar, buralar ne olmuş Emine? Mutfak tereleli oldu. O nasıl lan? Ne siz soruyorsun ne ben söyleyeyim. Neyse ki yarın temizlik günü. Senin için her gün temizlik günü ki. Aa temizlik öyle günün... mi? Ben temizlik yapmıyormuşum. Temizlik günün yok ki senin. Yok sen bilmiyorum ben temizlik yapmıyormuşum. Ne? Oyun oynuyormuşum. Aynen kızım bir öyle yazmış bana. Ben sana temizlik yaptığına şikayetçiyim. Okudum ya geçen sana. Sen temizlik mi yaptığını zannediyorsun? Gelsin yapsın. Vallahi gelsin yapsın. Dükkan yok. Ya da ben temizim pisim diye bir iddiaya da girmedim ama arkadaş niyeyse böyle çok gocunmuştu ya. Üzüm bunlar niye küçük ya. Küçük şimdi? Emineciğim. Ha evet. Gelelim o konuya. Şimdi belki siz de diyeceksiniz. Şimdi size içlemeyi göstereceğim. Açmayı, pişirmeyi biliyorsunuz zaten. Nasıl içlediğimizi de göstereceğim. Biraz önce Hakan abimize fotoğraf attık. Bak biz de yapıyoruz diye. Demiş ki küçücük küçücük. Minicik minicik mi? Küçücük küçücük. Öyle bir şey demiş. Ama biz ne büyük börek ne büyük sıkma sevmiyoruz. Ailece yani. Bu var bizde. Abi minnoş minnoş olacak. Minnoş minnoş, minnoş olacak. Ha? Bizim gibi. Küçük küçük insanlarız. Değil mi hayatım? Evet. Senin fikrin ne bu konuda? Çok güzel oluyor bence. Yani açamadığımızdan filan değil. Yufka da açarım. Çok güzel yapıyor. Ama şu ortamda yok. Bir daha yok yani ona karar ver. Yani yemeğe çok darma duman oldu şu an. Allah Allah. Savaş alanı. Bir anda darma duman oldu. Ama iki dakikası var ondan. Lan. Hemen toplarız. Bakın şimdi. Ben içleyeceğim. Önce şunu bir atayım. Bu kabak kabak pis. Çok şekil attın ha. Ya usta. Şimdi şu tereyağından alıyorum. Şöyle güzelce sürüyoruz. Hatta bunu şöyle yaparlar. Ekmek yapan teyzeler. Ama ben kibar kibar yapıyorum. Bakın böyle gezdirdim. Bu iç malzememden de alıyorum. Mesela biz bu içi de çoğu az sever, biz çok seviyoruz. Dolu dolu olacak için. Böreğin de sıkmanın da değil mi? Evet. Şöyle güzelce gezdireyim. Şöyle. Burayı katlıyoruz ki buradan yağımız akmasın. Bu kadar. Sonra da böyle yapıyoruz. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Annem de yapıyor bunu. Annemden öğrendim. Buraya da koyalım. En son artık hepsini de gösteririm size. Ama böyle... Dur! Haydi. Gene oldu bak. Hadi bakalım. Ama keşke çevirmeseydin. Diğer taraf biraz pişsin. O zaman şöyle yapalım mı? Dur dur yok. Tamam hadi yapmayalım. Ocağından alacağım gerçekten. Yani cam olacak birden. Kıtır kıtır zaten bugünlerde evde kırılan kırılana. Cam ocaktan alacağım diye korkuyorum. Bir şey olmaz inşallah. İnşallah. Maşallah. Her şeyi hazırladım. Bakın sıkmalarım. 10 tane mi 12 tane mi öyle bir şey çıktı. Ayran içeceğiz. Daha sonra da çay. Biz artık yemeğimizi yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Güzel pişirmişsin. Teşekkür ederim. Ben de güzel açtım yani. Aynen güzel yaptın. Ama çok acıktım. Gerçekten bakın yutkunuyorum. Acıktık. Buraya da hemen filmimizi açtık artık. Oturma odasında keyif yapacağız. Değil mi? Evet. Güzel bir akşam yemeği. Çok şükür.
Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.